Öncelikle güzel ülkem, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerle sarsıldı. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, mekanlarını cennet, yaralılara da acil şifalar dilerim. Depremden bir gün sonra Başkonsolosluğumuz Erbil'de bir kampanya başlattı, yardım kampanyası. Bu kampanyaya Kızılay olarak 5 personelimiz, 2 de gönüllümüzle birlikte toplam 7 personelden iştirak ettik. Erbil Başkonsolosluğumuzun koordinasyonunda bütün yardımları depolarımıza alarak şu ana kadar 52 tır yardım malzemesi direkt ülkemize sevk ettik. Bu konuda bölge halkından Türkmenler, Kürtler, diğer etnik gruplar, bütün herkesin yardımları depolarımıza geldi ve bunların hepsini Türkiye'ye ilettik. Ve hala iletmeye devam ediyoruz. Siz de şu an görüyorsunuz. Yarın 3 tur daha çıkartıyoruz. Yani yardımlar geldikçe tır birleştirerek gönderiyoruz. Yarın da 3 tır çıkartacağız. Bir tır da Zaho'dan çıkarttık bugün. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemiz, vatandaşlarımız için. Biz Türkiye'de olan deprem sebebiyle onlar bizim soydaşımızdılar, vakan kardeşimizdiler. Erbil Kalası Dernacı bir müsaade talep ettik. Öz üyelerimizden, o Erbillerden, Türkmenlerden. Hamdolsun yani iyi insanlar mevkif görsettiler. Topladığımız malzemeler hamsim önemli malzemelerdi. En çoğu tıbbi malzeme, takriben 13 bin dolarlık tıbbi malzeme var içinde. Art işte yemekti, ısıtıcı heater, asbap da var içinde, ayakkabıya kadar bile var içinde, battaniyeydi, döş açtı. İşte orada bu durumda ne isterseler, o şeylerden edebildiğimiz kadarı toplamışık. Vallahi cemaat yani o hayrometler hiçbir taksir etmediler. Yani en çok mesela bir neyse insan o tıbbi malzemeyi getirdiler. O bir çok bir mühim şeydi. Yani o fakrat şey var içinde, kadeh kırık kol, molan bir şeyler var içinde. Onlar en mühimdi. Bir de işte yemekti, miter de. Herkes edebildiği kadarı yardım edip, herkes de kimse istemir yani adı veresin. Çünkü herkes mesela bunu boyun borcu bile. Bir Allah tarafından bir de kapılar soydaşımızdılar, kardeşimizdiler.